Ayşe Aydın, İGDESO'nun ne olduğunu da şöyle bir açıklamasını da söyleyeyim. İstanbul güzellik uzmanları, güzellik salonu işletmecileri, kalıcı makyajcılar ve dövmeciler, esnaf, sanatkarlar odası. Evet. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce de Nasılsınız? söyledim, her şeyin başı sizsiniz. İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Aslında ülkemizde ve dünyada açılımı tek olan oda bizimki. Gerçekten Başka mi? açılımı olan bir oda yok. Ya bence çok önemli bir oda bu. Çünkü bu işin iyi yapanları olduğu kadar kötü yapanları da çok. O yüzden bu iş nasıl doğru yapılır sizden öğrenmek bizim için çok önemli. Ülkemizde güzellik uzmanı nasıl olunuyor? Güzellik uzmanı olmak için neler yapmak gerekiyor? Şimdi bizim mesleğimizde de diğer mesleklerde olduğu gibi işini düzgün yapmayan, meslek erbabı olmayıp dışarıdan gelerek bu mesleği farklı algılayıp içine giren insanların maalesef yaptığı yanlış uygulamalar var. Bu sağlıkta da var, turizmde de var, Her hepsinde var. meslekte var. Her meslekte var. Ama odamızın varlığıyla bu olumsuzlukların birçoğunu ortadan kaldırıyoruz. Hak mücadelelerimiz de var bunun içinde. Bu arada bu odayı kurma sebebimiz de mesleğimiz farklı mesleklerin karşısında ciddi saldırıya uğradı. Nasıl mesela? Mesela epilasyon hizmeti. Epilasyon hizmeti ben 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ay maşallah. Benim ustam 60 küsür yılları yapıyor. Hatta 1945 yılından beri iğneli epilasyon olsun, epilasyon hizmetleri olsun hep güzellik uzmanlarının uhdesinde ve güzellik salonlarında yapılan uygulamalar. Yani bunu başka bir meslek kolu zaten yapamaz. Ama farklı meslek kolları belli bir tarihten sonra ya bu işte para var, biz büyük devasa yerler kurarsak, bu insanları da yanımızda ara eleman olarak çalıştırırsak para kazanırız. Hayaliyle tam 20 yıldır mücadele halindeyiz. Biraz biliyorum konuyu. Biraz Evet. hakimim. Ve bunu hekim içerikli ki tüm hekimleri içine almıyorum. Türk Tabii ki. Dermatoloji Derneği'nin açmış olduğu Danıştay davaları. Ama bu davayı açan hekimler cihazın nasıl açıldığını bile bilmez. Bir epilasyon hizmeti yarım bacak nasıl yapılır onu da bilmez. Bilmez Yani zaten. sadece rant bu, başka bir şey değil. Ortaya koydukları da aslında insan sağlığı. Şimdi televizyonda da, turizmde de, hizmette de, yeme içme hizmetinde de insan sağlığını psikoloji olarak da beden olarak içermeyen hiçbir meslek yok. Doğru, kesinlikle. Ki bizim güzellik salonlarının tehlikeli sınıfta yer aldığı için iş yeri sağlığı, güvenliği, eğitimlerimiz. Mesela bir güzellik uzmanı ki sorunuzun direkt karşılığı bir güzellik uzmanı olabilmek için ben 11 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınavına girdim. Daha sonra meslek liselerimiz ve üniversitelerimiz açıldı. Bu özel eğitim okullarından mezun olan arkadaşlarımız, meslektaşlarımız yanlarımızda çalışarak yine ustalığın yoluna doğru ilerler. Öyle bir günde, 2 günde onların dediği gibi 2 günde Kesinlikle. seminerle öğrenilecek bir meslek değil. Bizde ömür boyu eğitimdir. Çünkü teknoloji değişiyor. Güzellik adına devamlı bir şeyler Sürekli bir değişiyor. şey öğrenmek Evet, gerekiyor. Cihaz değişiyor, evet. dediğiniz gibi Evet, teknoloji evet, değişiyor. evet, Yani evet. o ben bir şey öğrendim, bir sertifika aldım. Hadi artık bu işi Yok, yapacağımla öyle bir şey yok. olacak iş değil yani. Tüketici bu konuda da bilinçli olması Peki gerekiyor. Ayşe Hanım, bir güzellik merkezi açmak için ilk önce neler yapmak gerekir? Şöyle söyleyeyim. Veya hangi eğitimlerin alınması gerekir? Mesela güzellik salonlarında merkez ibaresi kaldırılmıştır. Merkez kelimesini özellikle basında da TV'lerde de bunu görüyorum. İşte merkez kelimesi, danışan, onun dışında estetik kelimesi, yabancı iş yeri açılma terimleri bunlar yasak cümleler. Öyle mi? Onları çok Ama duyuyoruz alaylı halbuki. olarak bazı eğitim kurumları öğrencilerini yetiştirirken hatta üniversitede de gördüm bu hatayı. İşte siz estetisyenler, olmayan bir mesleği söyleyemezsiniz. Estetisyen diye bir meslek yok. Ya da estetisyen koçu. Vay koçum diyesiniz Güzellik yani. koçu Ayşe Hanım. Öyle Benim bir çok şey öyle bir şey yok. yok. Yani öyle bir şey yok. Olmayan meslekleri oradan buradan artık nereden Havalı bir uyduruyorlar şekilde. bilmiyorum. Havalı geliyor değil mi Evet. ona? Havalı değil. Aslında güzellik uzmanlığı kelimesi çok havalı. O daha havalı Çünkü bence de. evet çünkü işinin uzmanı demek. Eğitimli veya... Güzelliğin uzmanı demek. Yani şu açılımı yapalım. Uzman hekim. Havalı değil mi? Uzman güzellik uzmanı niye rahatsız ediyor ki insanları? Yani Tabii. estetisyenin
bir açılımı yok. Evet. Aynı zamanda güzellik uzmanları hem esnaf hem sanatkar olan ve ağırlıklı olarak kadınlarımızın da istihdam ettiği çok değerli bir meslek. Aslında kesinlikle. Son 100 yılın mesleği. Benim de özel eğitim kurumum var. Dikkat ediyorum. Tüm meslekler mesleklerini bırakarak bizim mesleğe doğru bir geçiş sağlıyorlar. Evet. Belli bir yaştan sonra. Ama bizim mesleğimiz doğuştan, yaratılıştan da gelen bir aşktır. Evet. Çünkü birinin bedenine dokunmak, bedeni üzerinde çalışmak her sanatkarın işi değil. Hani birçok sanatçılar vardır, sanatkarlar vardır. Çamurda çalışır, ressamlar tuvalde çalışır. Biz en değerli varlığın, insanın ve hatta en güzel cinsin yani. Siz kadınlarla çalışıyoruz. Çok da güzel. Peki Ayşe Hanım şunu sorayım size. Şimdi dediniz ki biraz önce tüketicinin de gerçekten bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor. Bir güzellik merkezine gittiğimizde, doğru söyledim değil mi? Güzellik salonu. Güzellik salonu, pardon. Merkez yanlış. Merkez 3 yılla başlıyor. Bir güzellik salonuna gittiğimizde orada yani yaptıracağımız ve yaptırmamamız gereken işlemleri nasıl anlayacağız biz? Yani bir güzellik salonunda hangi işlemler olur, hangi işlemler olmaz? Çünkü artık duyuyoruz, botoks, dolgu bile güzellik salonlarında yapılır hale geldi. Yani asla yapılamaz. Hı-hı. Bunun karşılığı hapis cezasıdır. Bunun karşılığı 150 ile 600 bin lira para cezasıdır. Disiplin kuruluna şikayet odamıza geldiği takdirde, ıslak imzalı geldiği takdirde disiplin kuruluna sevkidir. Hatta ömür boyu meslekten men edilir. Ne beklemeliyiz bu güzellik yani salonunda? Yani ne güzellik uzmanı böyle bir hizmet verebilir, ne de bunu yapacak olan bir hekim güzellik salonunda bu işlemi yapamaz. Ama güzellik salonlarında dikkat ettiğim bir şey var. Bunu yapan çantacı hekimler diye bir ekip çıkmış. Nasıl? Çantacı hekimler. Ellerinde çantayla benim üyelerimin beni bile arama cüretini gösterdiler bilmeden. Siz bir odanızı verin, biz sizin odanızda müşterilerinizi toplarız. Dolgu botoksları yaparız, yarı yarı ya da karı paylaşırız gibi. Çok ters dedim. Bu tür tabipleri de, hekimleri de tespit ettiğimde Tabipler Odası'na ve Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyoruz. Ne olması gerekiyor bir güzellik salonunda? Güzellik salonunda bakıma yönelik her şey olabilir. Hı-hı. Kalıcı makyaj, protez, tırnak, profesyonel makyaj, cilt bakımı, vücut bakımları, cilde yönelik her türlü işlem yapılabilir. Sadece deri altı, enjektörle çekilen hiçbir invaziv işlem yapılamaz, yasaktır. Hmm. PRP gibi, mesela şu anda bir şey çıkarmışlar, yine bu ürünü satan insanların güzellik uzmanlarını kandırma yolu. Dudak lips, dudak vitamini diye bir reklam çıkıyor. Dudak vitamini. Evet. Evet, bu aslında hirolopen dediğimiz baskıyla ve basınçla dudak içine verilen bir dolgun maddesi. Bu yasaktır. Vitamin falan değil yani. Adını vitamin değil. Koymuşlar. Sadece yapabilmek için yani Türkçeyle ve kelimelerle oynuyorlar. Çünkü basınç, özellikle o kullanılan cihaz, basınçlı cihaz, deri altına basınçla verilen, vermeyi sağlayan alet, hekimlerin iğneden korkan insanlar için kullandığı bir cihazdır. Hmm. Arada kullanılan madde de zaten dolgu maddesidir. Bildiğimiz dolgu. Ve yasaktır. İnsan sağlığı içinde hani dudağım çürüdü, dudağıma şu oldu, bu oldu. Duyumları duyduğumuzdaki konu bu. Yani dudak lips, dudağa cihazlı, makinalı yapılan dolgulu ve baskılı işlemler yasaktır. Deri altında enjeksiyonla, iğneyle girip bir sıvı veriliyorsa yasaktır. Hmm. PRP gibi, dolgu botoks gibi, saç ekimi gibi işlemler tamamen yasaktır. Peki o zaman mesela lazer cihazlarıyla uygulanan bazı cilt bakımları var. Onlar da mesela güzellik salonlarında olmamalı mıdır? Şöyle söyleyeyim. Bizde epilasyon olarak diyot ve IPL epilasyon, iğneyle epilasyon serbesttir. Epilasyon zaten güzellik uzmanlarının ana temel taşıdır mesleğinde. Ama dermablazyon dediğimiz damar, skar ve lazerle yapılan cilt yenileme işlemleri yasaktır. Peki Hollywood bakımı denen bir şey var. Hydrafacial olarak da geçiyor. Evet. Mesela o da bir solüsyonla yapılıyor. O da mı yasak? Şöyle söyleyeyim ben size. Aslında Hydrafacial bir marka. Hı-hı, şey gibi düşünün. Selpak gibi. Orkut, Selpak, işte kola yasakladım. Aynen. Pepsi içerime evet. benziyor bu. Hydrafacial aslında bir marka. Yasaklanan aslında bir marka. Ama Hydrafacial'ın türevleri var. İşte
Bu türevlerde su solüsyonlarıyla yapılan. Hı hı. Onlar yasak değil. Değil, anladım. Mesela G5 lenf drenaj, hı hı, şu anda bir ki o da 2 aya kadar serbest kalacak güzellik salonlarında. Çünkü bu da bizim işimiz. Hı hı. O da yasaklananlardan bir G5 tanesi. G5 falan mı yasak? Tabii ki normalde şu anda yasak ama... Ya doktor mu yapsın diyorlar? Mümkün mü? Yani, G5 hangi doktor? Yani birçok alışveriş merkezinde hatta mağazalarda gidip insanlar kendine... Yani aslında at izi ile it izi birbirine karışmış. Şöyle... Dermapen 05 ve 25 Dermapen uygulaması güzellik uzmanlarının eğitiminin içinde olan bir şey. Hı-hı. Ve G5 lenf drenaj da bunlardan biri. Ancak hani biz şunu elinden alırken şunları da elinden alalım. Biz bununla, hı-hı, ilgili bir miting yaptık. Bir cımbıza mahkum kalmayacağız diye. Doğru. Şu anda bilimsel teknik raporları da hazırlandı. Sağlık Bakanlığı'na sunacağız Allah izin verirse önümüzdeki İnşallah. Ay. Ve onlar da serbest kalacak. Peki Ayşe Hanım, ben bir şeyi merak ediyorum. Güzellik, hı, salonlarında bu kadar hani yapılmaması gereken işlem varken reklamları bu kadar rahat nasıl dönebiliyor? Her yerde görüyoruz aslında çünkü. Aslında dönmemesi gerekiyor. Evet. Şu anda bununla alakalı Ticaret Bakanlığı Haksız Rekabet Kurulu tarafından, hı, belki duymuşsunuzdur, çok yüksek bir ceza kesildi bu sene. 150 ile 600 bin lira arası para cezası. Hı. Para cezasından, hı, sonra da savcılığa sevk. Söz konusu. 3 ile 7 yılda hapis cezası, wow, çıkabiliyor. Tüketici yanıltan. Yalnız bunu yapan insanlar gerçekten esnaf sanatkar değil. Gerçek esnaf sanatkar değil. Neden? Gerçek bir güzellik uzmanı zaten bunu yapmayacağını bilir. Evet. Reklamını veremeyeceğini bilir. Tüm üyelerimizi İstanbul'da bu konuda uyarırlar, hı hı, ve SMS'ler bilgilendirme, hatta işletmeler üstü eğitimlerinde de. Ama genellikle getiriyoruz. Hani bu alaylı dediğimiz kişiler böyle eğitimini almış kişilerden çok daha özgüvenli, çok daha rahat bir şekilde. Cahil cesaret ediyorsunuz. Evet, çok daha rahat pazarlamalarını yapabiliyor. Aslında alaylılar yapmıyor. Hı. Yeni girenler bilmiyor. Genelde ya dikkat da, ediyorum, evet, yeni iş yeri açanlar bir şekilde sponsor, bir şekilde reklamlarla, evet, bir yatırım yapıp ne yapayım, neyle değindireyim, mesleği değil ama, evet, ay, görmüyor musunuz şu anlarda bazı ünlülerimiz de açıyorlar sonra kapatıyorlar, tabii, açıyorlar, tabii, kapatıyorlar. Ya çok enteresan, bunun zincirini kurmuş insanlar var. Var. Yani. Mesleği bilmeden yatırım yapan insanların, hı, yaptığı cahil cesareti, evet, bu. Evet. Zannediyor ki parayla ben bunu, hayır, yapamazsın. Doğal olarak yatırımlar. Ama bunlar da yüreklendiriyor tabii insanı. İşte bak, işte bunlar kazanıyorsa biz de kazanırız der gibi bir sürü kişi bu sektörde. Bunu, yani, bunu yapan fenomenler. Evet. Yani böyle sıra dışı açılışlar, sıra dışı zenginlikler. Evet. Öyle bir şey yok. Ben 42 yıldır... Yok tabii. Evet, mesela, ben de aynı şeyi öyle düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Tamamen sahte bir dünya. Ben 42 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu işin de oda başkanıyım. Yeterlik mevzuatlarım, MEAKE'de de sektör komite başkanıyım. Ben daha zengin olmadım. Şöyle ben bir helikopterle iniş yapmadım eve diyorsunuz. Evet. Helikopterden falan. Yok, öyle bir şey yok. Ama büyük yatırımcılar bu işe para yatırıp devasal yerleri açtığında da büyük hayal kırıklığını yaşıyorlar. Yaşıyorlar. İşte o yüzden de o yasak ve suç olan işlemlere soyunuyorlar. Evet. Daha büyük paralar kazanmak için. O zaman da gözaltına alınıyorlar, tutuklanıyorlar. Sıkıntı. Para cezası. Peki Eman, şimdi bu konulardan bahsetmişken yeni çıkan bir yasa, yönetmelik bir şey var mı? Henüz kimsenin çok bilmediği, aşina olmadığı belediyeler ya da bunun farkında mı? Nasıl denetim yapılacak? Şimdi en büyük sıkıntılarımdan birisi o. Bundan 2-3 ay önce Allah razı olsun her zamanki gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısına gittik. Dedik bu mağduriyetimiz var. Yine davalık olduk. Ki Danıştay'dan da davamızı kazandık bu arada. Hı hı. Diğer davalarımızı da kazanıyoruz. Kendisi bize sahip çıktı. Yeni bir Bakanlar Kurulu kararımız çıktı. Bakanlar Kurulu kararıyla birlikte işte kalıcı makyaj, diyot, epilasyon ve IPL hizmetlerimiz yönetmeliğimizin içine tekrardan girdi. Ancak belediyeler bunu bilmiyor. Ve hatta orada bir geçiş şeyi var. 2025 yılında bir agrette kuruluşlar kurulacak. Agrette kuruluşlar cihazların başlıklarını test edecek. Bunun için bir 2025'e kadar bir geçiş sürecimiz, hı hı, var. Bunu belediyeler algılayamıyor. Hemen agrette raporunu istiyorlar. Agrette kuruluş olmadan o rapor çıkamaz.
Ama gibi. Aslında karar sizin elinizde. Tabii ve ki. Bu uygulamayı yapma güzellik salonlarına ait. Şimdi Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede çıkan bir şey. Normalde belediyelerin bunları takip etmesi lazım. Belediye karşıma 2018 belediye yönetmeliğiyle çıkıyor. Yani herkes işini düzgün takip etse aslında sıkıntı yaşamayacağız. Aslında sıkıntı yaşamayacak. Ayşe Hanım, iyi ki geldiniz. Valla dolu dolu bir sohbet oldu. Bizim de bilmediğimiz bir sürü şeyi sayenizde öğrenmiş olduk. Yine sizi burada sık sık görüp bilgilenmek isteriz. Çok keyifli İnşallah. Bir sohbetti. Her zaman, ne zaman isterseniz gelirim. Bir esnaflık konusuna değinmek istiyorum. Buyurun. Buradan aslında sizin vesilenizle Türk Dil Kurumu'na seslenmek istiyorum. Benim esnaf kelimemin karşılığı esnaf ve sanatkar olarak yeniden tanımlanmasını ama Türk Dil Kurumu'nun esnaf kelimesinin karşısında hafif kadın kelimesinin geçmesinden büyük sıkıntı yaşıyoruz. Türkiye'de belki 200 bine yakın kadın esnaf var. Esnaf dediğimizde o hafif kadın kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından değiştirilmesini önemli arz ediyoruz. Buradan biz de sizin aracılığınızla mesajımızı göndermiş olalım. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan iyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.